Günümüzde ülkelerin refah ve kalkınmasında en temel hususların başında gelişmiş bir girişimcilik ekosistemi ve inovasyon ekosistemine sahip olmak geliyor. Bu manada sağlık alanında faaliyet gösteren ilk yükseköğretim kuruluşumuz olan Sağlık Bilimleri Üniversitesini inovasyon ekosistemimize katkı sağlayacak tekmer adımı nedeniyle hastaten kutluyorum. Biyoteknoloji, yazılım, robotik, ilaç, tıbbi cihaz, medikal ve genetik alanlarında girişimcilerimize yol gösterecek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tekmer'in ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki ilerlemeler şu anda tüm sektörleri hızlı bir biçimde dönüştürüyor. Şüphesiz bu dönüşümden sağlık sektörü de ciddi anlamda etkileniyor. Yeni nesil teknolojiler şimdiden geleneksel sağlık sistemlerinin yerini almaya başladı bile. Örneğin bugün yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımları göğüs röntgenlerini yüzde yüze varan doğrulukta yorumlayabiliyor. Hastanın durumunun acil olup olmadığına karar veriyor. ilgili radyoloji uzmanına önerilerde bulunabiliyor. Elbette amacım hekimlerimizin ne kadar önemli olduğunu görmezden gelmek değil. Siz bizim başımızın tacısınız. Ama sanayi ve teknoloji bakanı olarak yaşanan teknolojik gelişmelerinde farkında olmamız lazım, bunun altını çizmemiz lazım. Tabii bu değişim ve dönüşüm aynı zamanda büyük bir ekonomik değer de oluşturuyor. Yapılan araştırmalar Sağlıkta teknoloji odaklı inovasyonun 2025 yılına kadar yıllık 400 milyar dolar değer oluşturacağını ortaya koyuyor. Evet, burada hem ekonomik anlamda bir değer var hem de bu alan ülkemizin geleceği açısından da oldukça kritik. Bu manada son dönemde sağlık teknolojileri alanında çalışan girişimlerimizin sayısı da hızla artıyor. Ancak ihtiyacımız olan çok daha hızlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesi. Hastalıkların teşhisinden ilaçların moleküler düzeyde keşfine, yeni tıbbi cihazların geliştirilmesinden tıbbi cihazların rekabetçi şartlarda üretimine kadar her alanda güçlü bir atılım içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Bu gerçekten hareketle biz milli teknoloji hamlesi rehberliğinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda akıllı yaşam, sağlık ürün ve teknolojileri yol haritamızı tamamladık. Ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Sağlık sektöründeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşabilmek için şimdiye kadar birçok adımı hayata geçirdik hayata geçirmeye de devam ediyoruz. Örneğin teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında geçtiğimiz hafta sağlık ve kimya ürünleri çağrısı proje başvurularını sonuçlandırdık. 130 projeden 61'i için kabul, 14'ü için revizyon kararı verdik. Kabul edilen 61 projenin ARGE büyüklüğü 2,2 milyar lirayı, üretime yönelik yatırım harcaması 16 milyar lirayı ve toplam proje büyüklüğü 19 milyar lirayı bulacak. Hamle programındaki bu projeler sayesinde kronik hastalıkların tedavisinde endike yenilikçi eşdeğer ilaçlar, kalça, diz, omuz, dirsek ve tümör protezleri, tip 2 diyabet diyabet tedavisinde kullanılacak eşdeğer ürünler artık Türkiye'de geliştirilip üretilecek. Toplamda 61 projenin argesi ve yatırımları için firmalarımıza çok ciddi destekler sağlayacağız. Yine sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki yatırımları kapsamlı teşvik uygulamalarımızda desteklemeye devam ediyoruz. Bu son 10 yılda bu alanlarda 2.107 teşvik belgesi düzenledik. Sos, söz konusu teşvik belgeleriyle 150 milyar lira sabit yatırımın ve 123 bin yeni istihdamın önünü açtık. TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2002'den günümüze sağlık alanında 8444 projeye 15.6 milyar lira kaynak aktardık. Teknoparklarımızda hali hazırda sağlık ve ilişkili sektörlerde 420 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar hali hazırda 712 ARGE projesi yürütüyor. Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren ARGE merkezlerinin sayısı da şu anda 64'e ulaştı. Bu merkezlerin bağlı olduğu işletmelere de bugüne kadar yaklaşık 1.1 milyar lira katkı devletimiz tarafından sağlanmış oldu. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. AK Parti iktidarlarının 20 yılıyla daha öncesinde inovasyon ekosistemine yapılan yatırımları karşılaştıran her vicdanlı ee, insan bizim hükümetlerimizin bu noktada hakkını teslim edecektir. Tabii biz ne yaparsak yapalım birileri de yapılan bunca işi bu önemli yatırımları görmezden gelmeye devam edecek. Bunun da farkındayız. Ama ben yine de onlara cevabı patent sayılarıyla vermek istiyorum. Bakınız son 20 yılda sağlık sektöründe tescillenen patent sayılarında rekorlara imza attık. Ülkemizde ilaç sektöründe 2002 yılında tescil edilen yerli patent sayısı sadece 6 iken bu sayı 2022 yılında 21 kat artarak 128'e ulaştı. Tıbbi cihaz sektöründe 20 yıl önce yalnızca 3 yerli patent tescil edilirken bugün 59 katlık artışla yıllık patent sayıları seksen'e ulaşmış durumda. İnşallah bugün açılışını yaptığımız ve her geçen gün sayılarını artırdığımız tekmerler bu patent istatistiklerini yani teknoloji geliştirme e, e, gayretimizi de çok daha yukarılara taşıyacak. Bakınız bugüne kadar Koske'in destekleriyle 17 tane tekmer kurduk. son dört ayda şahsen benim resmi açılışına katıldığım. Tekmer sayısı 3'e ulaştı. Kısmetse önümüzdeki haftalarda bu açılışları sürdüreceğiz.